Yaban arısı örümceği, Uzak Doğu, Avrupa ve Afrika üçgeninde büyük bir coğrafyada hüküm sürer. Dişisi de ona hükmeder. Bu sazlıklar onun kalesi. Örümcekler etrafımızdaki en eski canlılardan biri. Dünyadaki örümcek türleri genelde küçüktür. Yaban arısı örümceği ise örümcekler dünyasının gösterişli türleri arasında. Evrimsel olarak on binlerce yıldır var olduğu bilinen yaban arısı örümceği, bilim dünyasına 18. yüzyılda tanıtıldı. 18. yüzyılın bilim insanları örümceklere isim verirken geleneksel olarak mitolojik karakterlere atıfta bulunurdu. Yaban arısı örümceğinin temsil ettiği cinsin bilimsel ismi de eski Yunan perisi Argiope onuruna verildi. İtalyan doğa tarihçi Johannes Antonius Scopolius tarafından 1772 yılında Aranea Brunichi adıyla literatüre giren tür 1983 yılında Torell tarafından revize edildi. Ve türün adı Danimarkalı zoolog Morten Brunich'e ithafen Argiope Brunichi olarak güncellendi. Argiope Brunichi, Avrupa ve Asya'da yaban arılarına benzetildiği için yaban arısı örümceği olarak tanınır. Yine karın bölgesindeki desenleri dolayısıyla kaplan örümceği olarak da biliniyor. Doğanın işleyişi basittir. Hayatta kal, beslen ve neslini devam ettir. Hayatta kalmak için gereken adaptasyon, yaban arısı örümceğinde fazlasıyla var. Fakat yeni doğan bir yaban arısı örümceği için hayat istikrarsız başlar. Çünkü önemli bir yırtıcısı olacağı ekosistemde onu birçok tehlike bekliyor. Böcekler, yusufçuklar, arılar, hatta kendi akrabaları bile birer tehdit. Sazlar arasındaki bir kozadan çıkarak hayata başlayan yaban arısı örümceği omnivordur. Yaşamının ilk haftalarında bitkilerin öz suyuyla beslenen bireyler, Haziran ayında ekosistemdeki yerlerini alırlar. Erkek yaban arısı örümceği dişisinin üçte biri kadardır ve dişisine göre gösterişsizdir. Hayat, erkek bireyler için zorlu geçer. Yaşamını geniş habitatlarda sürdürür. Hayatta kalmayı başaran dişi bireylerse, kendilerine muazzam kaleler inşa eder. Avcılarını korkutan, fakat kurbanını korkutmaktan korkan bir hassasiyetle, 2-3 saatte inşa ettiği kalesinde, bir de imzası bulunur. Bu zigzaklı çizgiler büyük yırtıcılar için çoğu zaman caydırıcı olmayı başarır. Uçan böcekler kanatlarının hava molekülleriyle sürtünmesi sonucu pozitif yüklü hale gelirler. Vücudu pozitif yüklü yaban arısı örümceği de mucizevi bir şekilde negatif ağlar üretir. Mıknatıs etkisinin oluştuğu ağa yaklaşan böcekler, ağı fark etseler bile çekim etkisine kapılırlar. Ağdaki titreşimleri algılayan yaban arısı örümceği aniden kurbanına yaklaşır. Isırır, avını felç eder. Ve kurbanı hareketsiz kalana kadar bekler. Daha büyük boyutlardaki avlarda çevik hamlelerle avının kanatlarını ve ayaklarını bağlar ve birden fazla kez ısırır. Isırığındaki protein çözücü enzimler dakikalar içinde avının içini sıvılaştırır ve içini tamamen boşaltana kadar beslenir. Beslenme ihtiyacı yoksa da avını kilere kaldırır.
zorlu koşullarda hayatını sürdüren erkek yaban arısı örümceğinin üstesinden gelmesi gereken bir durum daha var. Dişi örümceğin karşı konulamaz feromonları. Dişiler yırtıcıdır ve inanılmaz avcılardır. Feromonların tesiriyle çiftleşmeye gelip kendini tehlikeye atan erkek, 8 ayağından birini bile yanlış yere koyacak olursa ölür. Ve birçok erkeğin sonu dişisinin ağında kurutulmuş bir kabuk olmaktır. Yetenekli erkekler çiftleşme sırasında öldürülmemek için bazı numaralara sahiptir. Örneğin bir böcek yakalar ve ipeğe sarıp dişisine sunar. Dişi paketi açmaya çalışırken erkek örümcek etrafında dolaşıp ayaklarını ağlarıyla bağlar. Böylece çiftleştikten sonra dişi kendini çözmeye çalışırken kaçabilirler. Örümceklerde çiftleşme daima yapay döllenme ile sağlanır. Dişinin abdomeninde bir eşey açıklığı bulunur. Erkeğin de öyle, fakat çiftleşmeden önce pedipalleri spermle doludur. Tek yapması gereken pedipalleriyle bir kez dişiye ulaşmak ve tehlikeden kaçarak bedenini onunkine bastırmaktır. Çiftleşme sırasında erkek cinsel organını kırar ve dişi de bırakır. Böylece potansiyel rakiplerinin girişini engeller. Çiftleşme sonrasında dişi, rüzgardan, titreşimden, sıcaklık farkından ve nemden etkilenmeyecek bir koza oluşturur. Ve yumurtalarını bu kozaya püskürtür. Daha sonra kozasını kamufle eder. Ve dişi örümcekler yavruları yumurtadan çıkana kadar kozayı hiddetle korurlar. Birkaç ay sonra kozadan minik saydam örümcekler çıkmaya başlar. Ve sonra ipeksi barınaklarından sonsuza denk ayrılırlar.